Öncelikle merhaba. Şimdi sorulardan yavaş yavaş gideceğim. İlk soru, uzay mühendisliği alanında deneyiminiz nedir ve hangi projelerde çalıştınız? Uzay mühendisliği alanında herhangi bir de şeyim yok. Bireysel tecrübem yok. Sonuçta Türkiye'de yapabileceğimiz en iyi proje ya da girebileceğimiz en iyi yer hani uydu projesi olur. Onun da hani sadece yapısalında vesaire ancak yer bulabilirdik. Dolayısıyla hani uygulamalı olarak pek bir tecrübem yok. Benim tecrübem daha çok işte insansız hava araçları, sürü halinde hareket eden insansız hava araçları ve şu an içinde bulunduğum savaş uçağıyla alakalı daha böyle hani uçaklar sabit kanatlı atmosfer içinde hareket eden objelerden oluşuyor. Ama tabii üniversitede aldığımız dersler vesaire bunların bu uzay araçlarının da az çok yapısını, dinamiğini nasıl çalıştığını, nasıl kontrol edildiğini biliyoruz. Sadece aktif deneyimimiz yok. İkinci soru, uzay teknolojileri hakkında gelecekteki öngörüleriniz nelerdir? Şimdi bu uzay teknolojileri çok geniş bir kapsamı olan bir şey. Yani uzay araçları ne bileyim ya da oradaki sensörler ya da oradaki navigasyon hani uzayda bir yerden bir yere gitmek. Bunlar hala önleri çok açık, geliştirmeye çok ihtiyacı olan ve önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle üstüne çok fazla deney yapılan, hatta yapılıyordur da şu anda hani denemeler yapılan bir alan olacak. Teknoloji anlamında sensör teknolojisi olacak büyük ihtimalle en büyük teknoloji. Yani uzayda etrafını anlayabilmek, nerede olduğunu, nasıl bir yerde olduğunu anlayabilmek anlamında yani sense etme noktasında en büyük şey sensörler olacak bence. Onun haricinde araçların tasarımı vesaire yani oradaki işin structural yani yapısal şeyi dayanımı bir seviyede çözülmüş durumda. Çünkü orada yani pek hava vesaire olmuyor. Ama ısı yalıtımı vesaire gibi şeyler bayağı bir hani önemli noktada tasarım olarak. Teknoloji anlamında dediğim gibi sensör ve aslında bu sensörlerin asıl amacı navigasyon. Yani bir noktadan başka bir noktaya gidebilmek. Yani bu dünyada da ilk normal araçlar, otonom uçuş yapan hava araçları açısından böyleydi. Yani bir yerden bir yere otomatik olarak gidebilmek için nerede olduğunu bilmek bunun ilk adımı. Bir referans noktası almak ve ona göre nasıl hareket ettiğini bilmek bunun ilk adımı zaten. Uzayda da bunu yapabiliyor olman lazım. Ama işte tabii şöyle bir durum var. Uzayda artık objeler senin etrafında hareket ediyor. Sen onların etrafında hareket ediyorsun. Artık hiçbir şey sabit değil ve o sabit olmayan şey etrafında ne diyeyim? Hani o sabit olmayan düzlemde sen bir noktadan başka bir noktaya gitmeye çalışıyorsun. Tabi burada zaman da değişiyor, akıyor. O yüzden bu hani navigasyon uzay açısından önemli bir şey. Zaten bir yerden bir yere gitme açısından en önemli şey navigasyon. Daha sonra da nerede olduğunu anlamak, nasıl bir ortamda olduğunu anlamak. Yani bir yer, ya bu araçları, özellikle otonom araçları bir insan gibi düşünmek gerekiyor bir noktada. İnsan nasıl duygularıyla, işte hani sensörleriyle, duyularıyla daha doğrusu, duygu değil de duyularıyla nerede olduğunu, ne yaptığını, nasıl bir ortamda olduğunu algılıyorsa hava aracı da böyle. Bizim yazdığımız yazılımlar bu duyuların, bu verilerini alıp bunları anlamlı hale getiriyor. Dolayısıyla yani uzay alanında yani öngörülerim şimdilik böyle. İşin içine bir de yapay zeka girecek daha da ileride. Zaten ondan sonrasını artık hani göreceğiz. Artık öyle diyeyim yani. Aslında ikinci soruda bu üçüncü soruyu da hafiften bir giriş yapmış oldum. Robotik ve otonom araç teknolojisi ve uzay mühendisliği arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Dediğim gibi bağlantımız sensörlerle başlıyor. Bu sensörlerden okuduğumuz verilerin işlenip mantıklı hale getirilip bir süzgeçten geçirilip aracın buna göre kontrollerini, davranışını
yapmak, modellemek, hani kodlamak, hani genel bağlantı bu. Otonom zaten böyle bir şey oluyor. Otomatik bir şeyin otomatik şey yapması, hareket etmesi yani. Günümüzde bir de buna deep learning ile, machine learning ile yapay zeka teknolojileri de dahil olmaya başladı. Artık mesela evvelden ne diyeyim, hani sadece hızı sabitleyebilirken araçlar şimdi şeritte durabiliyor, çarpışmayı engelleyebiliyor. Ne bileyim, otomatik parklar çıkıyor. Hani şu an otomotiv teknolojisinde hani bunlar en azından bir otonom araç, otonom teknolojiye ön şey. Bu hava araçlarında mesela pilot, tabii İHA'lardan, İHA tecrübem benim bayağı bir olduğu için, hani pilot olmadan bazı şeylerin otonom tanımlanıp kendi kendine kalkıp inip bir görevler yapıp, hani tanımlı görevleri ya da yapması gerekenleri yapıp sonra tekrar gelip inmesi hani gibi bir durum var. Bu otonom anlamında şey zaten, hani otonomun tanımına uyan şey bu. Ama bu bir tık daha ileri geçiyor. Artık özellikle savaş teknolojileri, tabii bunlar biraz savaş teknolojileriyle de bağlantılı şeyler olduğu için bunun içine bir önceki şeyde hani derin öğrenme ve makine öğrenmesini koymuştum. Bunların bir alt birimi de işte görüntü işleme, hani otonom giden araçtan hani kamera görüntüsüyle nasıl bir ortamda nerede olduğunu anlamak ve ona göre aksiyon aldırmak. Yani bu bir, atıyorum, İHA için belki bir hedef bölgenin ya da hedef bir binanın ya da aracın belki bombalanması olabilir. Ama bir araba için iki aracın arasına girmek şeklinde de olabilir. Bu tabii uzay teknolojisine girdiğinde orada artık bir başka bir gezegene iniş olur. Ne bileyim, bir yörüngeden sapmanın algılanması olur. Yani sonuçta aslında çok söylenilmiyor ama böyle bayağı bir uzay aracı işte zamanında Ay'a gönderilmek için, işte Mars'a gönderilmek için vesaire. Hatta yörüngeye gönderilmek için bile normal uydu açısı, uydu olarak hani bulunduğu, takip etmesi gereken rotadan sapıyor ve uzay boşluğuna doğru gidiyor. Böyle bayağı bir aslında şey var. Uydu ya da uzay aracı var. Çok hani lanse edilmiyor ama böyle insanlığın denemesi var. En son zaten bu konuda dünyanın ilgisini çeken bir adam var. Elon Musk malum. Bu otonom ara, dördüncü soruya geçiyorum. Otonom araçlar ve robotik sistemler uzay keşfi ve araştırmalarında nasıl kullanılabilir? Ya belki duymuşsunuzdur. Bu evvelden Hubble teleskobu vardı. Şimdi NASA'nın başka bir teleskobu daha var. İşte uzayda görüntü çekiyor vesaire vesaire. Gene Mars'ta neydi ya? Keşifçi gibi bir ismi vardı ama şu an İngilizce adı aklıma gelmedi işte. Orada bir iki tane robot var. İşte onlar etraftaki şeyleri, toprak parçalarını algılıyor. Farklı bir metal ya da bir bileşime sahip toprak parçalarından numune alıyor, onu görüntülüyor, dünyaya gönderiyor bir şeyle beraber, hani bir radyo sinyaliyle beraber. Yani orada görüntüyü dünyaya aktarabiliyor kablosuz iletişimle. Yani bunlar daha da ilerleyecek çünkü bu tür robotların içine artık böyle diyoruz ya, hep yapay zeka, yani gelecek artık bu noktaya evrimleşiyor zaten. Her şeyin içine bir yapay zeka koyup bu yapay zekanın bir şeyleri yorumlayıp nihai sonuçlarını bize sunmasını istiyoruz. Bu uzay araçlarında, uzay keşiflerinde de böyle olacak. Artık hani robotları göndereceğiz. İyice orayı analiz edecek. Belki o robotlar oradaki oksijen seviyesine, yani yaşanılabilirliği vesaireyi şey yapacak, ölçecek, biçecek. Ona göre bir rapor çıkarıp dünyaya gönderecek ve belki oraya insanların ya da artık hani neyse, hani yaşanılabilir bir şeyse, bir yerse mesela, belki onların gelebilmesi için ön construction, yani ön inşayı yapmaya doğru evrilecek yani. Sonuçta makinelerin, robotların bayağı bir desteğini alacak insanoğlu.
Ama hani ne kadar sürede olur bu, ne kadar kısa sürede olur çok bilemiyorum tabii. O teknolojileri belki bir 5 yıl içinde, belki bir 50 yıl içinde göreceğiz bence yani. Şimdi 5. soruya geçiyorum. Uzay mühendisi ve bilgisayar mühendisi arasında işbirliği yapabileceğimiz hangi alanlar bulunuyor? Aslında bilgisayar mühendisliğini tabii ikiye bölmek lazım. Bu işin bir donanımsal tarafı var, bir yazılımsal tarafı var. İkisinin de sonuçta hani uzay mühendisi olarak baktığınızda aslında yaptığınız şey bir araç ve bu araçla bir yerden bir yere gitmek. Ve bu aracın eğer böyle hani atmosferik ya da bir ortamda uçmuyorsa ve siz bunu yapısal olarak tasarlamıyorsanız, bunun aerodinamik verimliliği ile alakalı çalışmıyorsanız, geriye içinin işte aviyonik yani elektronik bileşenleri kalıyor ve bu bileşenlerin içindeki yazılımlar, işte bu yazılımların koşması vesairesi, yazılması gibi işler kalıyor. Dolayısıyla kesişim noktası aslında aviyonik birimleri oluyor. Uzay mühendisliği ile bilgisayar mühendisliğinin. Sonuçta bunda bu aletlerin içinde yani bir İHA'larda, savaş uçaklarında, ne bileyim uydularda hani bunların asıl ortak olayı kullandıkları sensörler, bu sensörlerin işlenmesi, bu işlenen sensörlerin tabii verimli bir şekilde kodlanması, kodlandıktan sonra bunların anlamlı bir hale getirilmesi, anlamlı bir hale getirildikten sonra bunu ne için kullanacaksak ona yönelik yazılımdan geçip hava aracının ya da uzay aracının ona göre davranışını sağlamak. Aslında tüm döngü bu şekilde ilerliyor. Yani araç bir yerde ilerliyor. Nerede ilerlediğini sensörleri vasıtasıyla anlıyor. Ona göre okuduğu verileri anlamlı hale getiriyor. Bu anlamlı hale getirmek atıyorum bunun hızı olabilir, irtifası olabilir, yönü olabilir, açısı olabilir. Başka bir yere göre konumu olabilir, bir gezegene göre konumu olabilir vesaire. Ona göre kendini hani bir rotaya oturtması gerekiyorsa ona göre işte motorlarını çalıştırıyor, yönünü değiştiriyor vesaire gibi şeyler. Hani bunlar da sonuçta algoritmik kodlamalarla yapılıyor. Dolayısıyla hani kesişen nokta genelde bu sensör teknolojileri, yazılım teknolojileri, işte bunların içinde kullanılan donanımlar. Gerçi bunlar biraz daha elektronikçilerin ağır bildiği ya da rol aldığı şeyler. Ama hani bilgisayar anlamında bakarsak genellikle yazılım noktasında şey yapıyorlar. Özellikle mesela şey çiplere yazılım, öyle diyeyim, böyle hani bilgisayarın işlemcisini kullanarak o işlemci üzerinde koşan bir işletim sistemi üzerinde bir yazılım yazmak yani. Bu ortak noktaları bu. Şimdi 6. soru, uzaydaki zorlu ortam şartları otonom sistemlerin tasarımını ve güvenilirliğini nasıl etkiler? Burada zorlu şartları tanımlamak önemli. Bu bir boşluktaysak, bizim için bir hava boşluğundaysak, bu dış basınç ve iç basınç farkından gelen bir kuvvet farkı olur. Ve hani yapısal bir dayanım olur. Bu yapısal dayanımı işte ona göre bunun metotları var, mühendisliği var vesaire. Hani kalın malzeme kullanmak, ne bileyim ağır metaller kullanmak gibi şeylerle çözebilirsin. Öte yandan bu işin dünyadan çıkışı ve eğer tekrar dünyaya dönüşü olacaksa, yani atmosferik bir ortama giriş çık gibi bir muap durumu var. Bu kolay bir şey değil. Uygun yörüngede, uygun hızda, uygun açıyla girmen gerekiyor o gezegene. Bu da işin matematiksel ve ağır matematiğin döndüğü kısım burası zaten. Yani yörünge mekaniği ciddi anlamda böyle kafa patlatılan bir şey. Ama zevkli de bir şeydir yani. Onun haricinde bu ortamlara giriş çıkışta nasıl diyeyim, bu yaşayacağı zorluk atmosferden gelen o sürtünme ve dolayısıyla iş gene yapısala doğru kayıyor da fazla sıcaklık artımıyla gene böyle bir hani aracın erimeden normal sağ salim o gezegene inmesi vesaire gibi, yani gene işin şeyleri geliyor, yapısal tarafı geliyor. Ama bunun haricinde bu ağır bir konuda gene navigasyon kısmı, yani bu
rotalara oturma. O rotalara oturmak için gerekli hamlelerin uçak ya da araç tarafından yapılması, ona göre onun otonom kontrolü hani asıl zorlu şeylerden biri. Bu ikisi yani. Sistemlerin, yani 7. soru, otonom sistemlerin geliştirilmesi sürecinde karşılaştığınız zorluklar. Şimdi otonom sistemlerin geliştirmesinden kastımız, eğer böyle sensörlerin, o işlemcilerin mesela, hani böyle yapısal şeylerin geliştirilmesiyle elektronik parçaların, işte sensörlerin geliştirilmesi ise, bununla alakalı işte silikon teknolojileri vesaire, işlemci üretmesi, çip üretmesi gibi şeylerden bahsediyorsak, bunların konusunun, yani bu konularda çok bilgim yok. Hani bunların üretiminde ne sıkıntı var, ne hani bunların geliştirilmesinde, ya da atıyorum 5 nanometrelik işlemciden 3 nanometreye inmek gibi vesaire vesaire. Hani bu süreçlerin zorlukları hakkında çok bilgim yok. Elektronik mühendisliğinin biraz daha alanı bu. Ama bizim açımızdan ne var mesela? Otonom sistemlerin geliştirilmesinde evvelden sensörler daha basit ve daha mekanikti. Şimdi bu sensörler artık daha elektronik, daha küçük, daha ne diyeyim, pratik oldular. Ama tabii bu sensörlerin sağladığı bilgiler de artmaya başladı. Evvelden sadece hareket bilgisi, ivme bilgisi veriyorlardı. Artık şimdi hani etraftan görüntü çekip bunu sana sağlayabiliyorlar. Hani burada gene görüntü işlemeye gireceğim ama hani böyle artık verinin işlenmesi ve senin bu veriyi nasıl işleyip bu veriden nasıl anlam çıkardığın önemli hale geliyor. Mesela dünya havacılık sektöründe şu an GPS olmadan sadece dışarıda bir kamerayla uçtuğu alandaki görüntülerle uçağın nerede olduğunu anlaması, tabii İHA'dan bahsediyorum bunun, ya pilotsuz bir İHA'dan bahsediyorum. Uçağın nerede, hangi irtifada olduğunu anlayıp ona göre GPS hani karıştırmalarına karşı da olsa hani uçabilmesini, görevini başarılı bir şekilde icra etmesini istiyorlar. Şu an mesela havacılık sektörü bununla alakalı çok çalışma yapıyor. Çünkü bir hani belki takip etmişsinizdir, etmemişsinizdir bilmiyorum ama böyle bir askeri operasyonlarda direkt operasyon yapılan bölgede hani operasyonun yapıldığı ülke bir şekilde yapabiliyorsa GPS sinyallerini karıştırmaya, bozmaya çalışıyor. Bunu da bozduğunuzda hani uçak nerede olduğunu anlayamıyor GPS verisini kullanarak. Çünkü kendini, atıyorum mesela, varsayın ki Türkiye'nin güneyinde bir görev yapıyorsunuz ama Suriye tarafından bu GPS sinyali hani karıştırılıyor, cem ediliyor. Bu noktada uçağınız kendini böyle, atıyorum, Arabistan'da da görebiliyor. İşte ne bileyim, şeyde de görebiliyor. Yani Rusya'da da görebiliyor. Yani öyle bir yerde olduğunu zannedebiliyor o GPS verisi, çünkü ona bozuk bir şekilde geldiğinde normalde şu enlem, şu boylamdasın demesi gerekirken başka bir enlem, boylam bilgisi geliyor. O zaman da saçma sapan yerlere gitmeye çalışıyor falan derken kaybediyor kendini. Ya da düşüyor bir şekilde. Ama böyle bir durumda GPS verisini değil de sen etraftaki veriyi kullan dediğinde, atıyorum oradaki bir ovadan, bir akarsudan, bir dağdan, bir şeyden, hani bir yer şeklinden, hani kabaca böyle söylüyorum tabii, normalde bu daha detaylı analiz ediliyor, ona göre işleniyor vesaire de, oradan nerede, aslında gerçekten nerede olduğunu anlayıp ona göre yine görevini otomatik yapabiliyor. Şimdi bu uzayda da, uzay teknolojilerinde de, uzay araçlarında da buna benzer sistemler olması gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi biz dünya içinde işte GPS dediğimiz bir uydusal haberleşme, Global Positioning System, bu Amerikalılarınki. Hani bir uydusal konumlama sistemini kullanıyoruz. Ama bunun gittisi geldisi, ona sinyal gönderimi, ondan sinyal gelimi vesaire, sonuçta bir ulaştığı maksimum ışık hızı zaten belli bir sürede gidip gelebiliyor. Bu 7 saniye oluyor, 10 saniye oluyor. Artık size o uyduların uzaklığına göre, sizin uçtuğunuz irtifaya göre değişiyor. Tabii bunun işlenmesi vesairesi var. Şimdi bu böyle bir durumda
Siz atıyorum Mars'a gittiğinizde Mars'ın neresindesiniz, ne yapıyorsunuz? Yani bunu nasıl anlayacaksınız? O çok önemli bir şey. Yani referans noktanız ne olacak? Sadece Güneş'e mi bakacaksınız? Güneş'e bakıp Mars'ın neresinde olduğunu nasıl anlayacaksınız? Ya bu bir yerde aslında dünyanın yeniden keşfi gibi bir şey. Zamanında insanlar işte Güneş'in açılarından mevsimleri çıkartmış, konumları çıkartmış vesaire vesaire. Ama artık teknoloji tabii çok daha ileride. Bir şekilde etraftaki şekillerden, onların fotoğraflarından, genel yani bir haritalandırmadan ve bu etraftaki fotoğrafları, bilgileri bu harita üzerinde konumlandırmadan, bunu bir tabii algoritmayla, bir zeka ile yapıyorsunuz. Ona göre diyorsunuz ki mesela biz Mars'ın işte bilmem şu köşesindeyiz, şu kraterine yakınız, bilmem ne, bilmem ne. Ama bu bilgi otomatik çıkıyor mesela. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yani nerede olduğunu bilmek en önemli şeylerden biri. Valla bu 8. sorunuz aslında çok güzel şeyler yaptığınızı söylüyor. Bravo özellikle. Helal olsun derim ben bu konuda. Bazı şeyler var işte hani kurumlar var. Böyle başında işten çok anlamayan insanlar sadece etikete bakabiliyor böyle. Ya işte bu falanca üniversitede okumuş ama üniversitesi kötü, işte ortalaması şöyle böyle gibi yapabiliyor. Ama bunlar genelde etikete bakan ve işi bilmeyen insanlar oluyor. Ama siz gerçekten bu işleri, bu işte çalışmak ya da böyle hani profesyonel yerlerde çalışmak istiyorsanız aslında bu projeler çok önemli. Çünkü şu an şöyle bir dünyadayız. Bilgi bir şekilde edinilebiliyor. Mühim olan siz bu bilgiyi kullanmak için ne çaba gösterdiniz o oluyor. Yani şu an işte şu yazdıklarınızla ben hani TAİ'de çalışıyorum. TAİ'de işte bizim bölüme başvursanız vesaire. Vay be çocuklar bak bu projelere katılmış falan filan diye. Böyle bir hani sizin bu olaya olan hevesinizi gösterme şekliniz güzel oluyor yani. Ben olsam yani CV'de tabii ki sonuçta kişisel hani üniversitedir, ortalamadır tabii ki yazıyor. O ayrı bir konu. Ama böyle projelerin olması, başarısız bile olsa, böyle girişimlerin olması. Hani ben, hani siz burada emek vermişsiniz belli. Belki birinci olamadınız, belki atıyorum 100 kişiden, 50 kişiden, işte 50 kişilik gruplardan neyse. Hani 5. oldunuz, 10. oldunuz. Bu aslında çok şey değil. Hani o sıralamanın değeri aslında çok önemli değil. Ya yani bu sizin bilmediğinizi göstermiyor. Bu hele birkaç yarışmaya katıldıysanız sizin bu konuda ne kadar hevesli olduğunuzu gösteren bir şey. Bu imkansızlıklardan olabilir, tecrübesizliklerden olabilir, yönlendirme. Hani sonuçta bu alanda mentor da bulabilmeniz önemli. Çünkü o projelerde çok fazla işte şey şansınız olmayabilir. Hani dene yap olmadı bir daha dene yap. Çünkü maliyetler vesaireler hani öğrenci olarak gerçekten sizin de yazdığınız gibi öyle hibe alamadığınız sürece öyle bir melek yatırımcı bulamadığınız sürece belli bir opsiyonunuz var. Maksimum 2 deneme. Belki şanslıysanız 3 denemede ürünü ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ama hani bu tarz yarışmalara katılmanız vesaire aslında çok güzel bir şey. Ve hani görüşeceğiniz insanların zaten soracağı ilk şeylerden biri böyle bir şey oluyor. Sen bu zamana eğer yani böyle bir şey yazmazsanız mesela yani hiçbir projeye katıldın mı? Okulda ne yaptın diye soruyorlar adama. Ama siz burada biz şu yarışmalara katıldık, şunlar da şey yaptık falan dediğinizde, aa bak burada bu çocuk bir şeyler yapmış algısı direkt oluşuyor zaten. Burada artık siz ne yaptığınızdan ziyade ya siz bu yarışmaları bir anlatsanız da ne yaptınız bu yarışmalarda, ne tasarladınız, bu tasarımda neyi gördünüz, neyi hani kaçıncı olduğunuzdan çok ne ortaya çıkardınız atıyorum. Ya biz işte su şişesi taşıyan bir drone yaptık da bir şeydir. Bir projedir. İşte biz şöyle şöyle otonom uçan bir şey yapmaya çalıştık da bir projedir. Mühim olan projenin kabiliyeti değil, sizin bunu işte ne kadar sahiplendiğiniz, ne kadar şey öğrendiğiniz, ne kadar burada kendinizi geliştirdiğiniz, yani buradaki öğrenimlerinizi karşınızdaki teknik insana anlattığınızda o insan sizin işte işe ve bu sektöre olan bakış açınıza bakar. Zaten başlarda en çok aranan şey budur. Yani bu karşımızdaki insan hevesli mi? Öğrenmeye açık mı? Öğrenmek için analitik düşünebiliyor mu?
bir analitik çıkarım yapabiliyor mu? Yani biz sizin şey olmanıza bakmayız yani genelde. Hani daha doğrusu yani şu an benim iş arkadaşlarım sağ olsunlar Türkiye'de bu alanda bayağı iyi insanlar. Böyle tutup da hadi söyle bakalım şu nedir diye bir şey sormazlar mesela. Hani böyle temel bir şeyler sorarlar. Ama bu temel şeyler çok temel şeylerdir. Havacılığın temelleridir yani öyle söyleyeyim. Oradan üstüne detaylı birkaç daha soru sorup sizin o temellerden çıkarım yapabilmenizi beklerler. Mesela atıyorum işte havanın basıncı sonuçta yukarı çıktıkça azalır ve bunun bir etkisi vardır. Sizin bu tarz bir bilgiyi yorumlayıp ona göre bir çıkarım yapmanız beklenir gibi. Öyle söyleyeyim. Böyle projelerde de işte daha çok size ne yaptınız, ne öğrendiniz, hani başarılı olduğunuz mu, başarısız olduysanız buradan çıkardığınız dersler ne? Hani siz neden başarısız olduğunuzu ya da tasarımınızda neyi yanlış yaptığınızı, neyi eksik yapabildiğinizi, diğerlerinin ya da sizin nasıl önünüze geçtiğinizi hani bunu teknik bir şekilde anlatabilirseniz yani bu yani yurt dışını bilemem. Sonuçta yurt dışında çok fazla şey yapmadım. Ne derler? Mülakata vesaire girmedim. Hani oradaki aranımı nedir bilmiyorum ama Türkiye'de bunlar çok kıymetli bilgiler oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani sizin hevesiniz ve o alandaki teknik yorumlayabilmeniz yani başarınızın çok daha şeyi yani böyle işte ne derler? Ortalaması 3-0, 4-0 neyse hani üst seviye olan bir çocukla hiçbir şey yapmamış biri. Onun yanında böyle projelere katılmış ama bu projelerde atıyorum 5 projeye katılmış, 10 projeye katılmış. Başarısız da olsa olsun önemli değil. Yani biri sadece ders çalışmış, öteki öğrendiklerini uygulamaya dökmeye çalışmış. Belki ortalaması çok iyi değil ama öğrendiklerini uygulamaya dökmeye çalışmış yani. Bu çok kıymetli bir şey. Ya ve bir mühendis de olması gereken bir şey yani. Ha imkanlar çoğunda olur olmaz. Tabii bunu her mühendisten bekleyemeyiz. Her mühendislik öğrencisinden bekleyemeyiz. Ama sizin böyle bir grup içinde olmanız bu çok büyük bir artı yani. Bu ben şöyle söyleyeyim. Ortalamanız atıyorum hasbelkader geçiyor olsun. Siz bu projelerde yaptıklarınızı anlattığınızda kullandığınız programları anlattığınızda, bu programlarda neler geliştirdiğinizi anlattığınızda böyle karşının artık seviyeniz değişiyor. O dakikada size şey olarak bakmıyorlar. Bir üniversite öğrencisinden ziyade bu artık bizim bir meslektaşımız gibi bakılıyor yani. Aa bak bu çocuk bu programları kullanmış, şunları yapmış diyor yani. Artık sizi aslında o ortalaması yüksek olan adamdan böyle birkaç adım öne geçiriyor yani. O yüzden mezuniyet sonrası iş başvurularında bu projeler ve kullanılan programlar, geliştirilen o programlarda geliştirilen şeyler falan çok 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 hani en önemli şey onlar ben sana öyle söyleyeyim yani.